Buraya oturduğun zaman poponu bırakıyorsun. Kustun mu? Düşük puanlı oteller videomuzun Avrupa versiyonuyla karşınızdayız. Daha önce İstanbul'da, tarla başında, Fatih'te bulabildiğimiz en kötü otelleri, en düşük puanlı otelleri incelemiştik. Emin olun Avrupa'da çok daha berbat, çok daha felaket oteller var. Şimdi hocam, Avrupa versiyonumuzda bir tane Fransa'da, bir tane Belçika'da, bir tane de Hollanda'da 3 tane bulabildiğimiz Avrupa'nın en düşük puanlı 3 tane otelini inceleyeceğiz. İlk çöp otelimiz için Fransa'ya, Paris'e geldik. Paris'in yine merkezin böyle biraz azıcık dışındayız. Burası felaket bir yer. Şimdi biz az önce metrodan çıktık burada. Bir torbacı alışverişe dönüyordu. Otelin önü. Torbacılar yakalandı. Uyuşturucu sobası. Abi acelem var, bakma ya. Çok garip bir yere, en kötü yerine geldik Fransa'nın. Gerçekten daha tehlikeli bir yer ben görmedim. Yakalanırlarsa çok merak ediyorum. Bak bir şey çıkacak bence onlardan. Tam torbacı gibiler çünkü. Bence bakmaları gereken bir yer var. Bacak arası, don içi. Baktılar. Baktılar, ben bakamıyorum arkaya. Sen bana anlat. Şey çıkmadı gibi. Bıraktılar mı? Bence telefona onlar kesin. Telefona falan bakıyorlar. Ya kesin onlar ya. Nereden biliyorsun ya? Aşkım bak, adam da polis de benim gibi dışarıdan görüldüğünde anlamış ki aramış insanları. Şimdi bizi arıyormuş aynı şekilde. Telefonlarını aç dediler. Aa. Ama çocuğu kendi bakıyor telefonlarına. Bizim otelde aşkım onun arkası kaydı. Polis onu gördü. Polis insanların üstünü aramaya başladı. Sonra da onları paketlediler. Gitti o insanlar. Bu otelin zaten yorumlarında da biz çok fazla görmüştük. Otelin içerisinde, kapının önünde falan uyuşturucu ticareti dönüyor diye. Ki otelin yorumlarına baktığımız zaman inanılmaz felaket şeyler var. Şimdi hocam, bu Fransa'da geçen yıl çıkan bir tahta kurusu olayı var. Tahta kurulara bütün memleketi basmış. O yüzden bunlar da tahta kurularıyla mücadele edebilmek için bir kampanya başlatmışlar ve yılda 260 milyon euro tahta kurularıyla mücadeleye harcıyorlarmış. Hayatımda daha saçma bir şey duymadım. 260 milyon euroyu bana ver, bütün tahta kurularını tek tek bulurum. Hepsini yok ederim. Do you speak English? Vallahi yemin ediyorum başım, Merve sen keşke gelmeseydin buraya ya. Otelin lokasyonu nispeten iyi bir lokasyon. Yorumlarını okuyacaktım ama korktuğum için okuyamıyorum. İçeri girelim bir, orada okuyalım. Bu otelin fiyatını biz 70 euroya kiraladık ama 100 euroya, 150 euroya kadar çıkabiliyor. O da işte doluluk oranına, sezona göre değişiyor. Avrupa için ortalama bir otel fiyatı kardeşim zaten. O yüzden buranın normal olması lazım ama felaket. Felaket yani. Bak genel sıkıntılardan bir bahsedeyim. Vallahi bizim başımıza bir şey gelecek. Genel sıkıntılarda şu abicim. Otelde kokuya çok şikayet etmişler. Prizler çalışmıyor demişler. Böcek ve tahta kuru hamam böceği çok var demişler. Kapı kilitlenmiyor. Banyo leş gibi. Kapıda uyuşturucu alışverişi. Doğru bu. Bu yorumların hepsini deneyimleyeceğiz bu arada. Hangisi doğru, hangisi yanlış. Çünkü ben buraya laf ettirmem. Gerçekten bir hak yenmesini istemem. Başka ne varmış? İngilizce biliyorlar ama konuşmuyor diye şikayet etmiş. Şey demişler, o da çok pis diye o temizlik yapan ablalara söylemişler. Ablalar İngilizce biliyor olmasına rağmen anlamıyormuş gibi yapmış. 2.3 kardeşim buranın puanı. 5.35 yorum almış ama ben yorumların hepsini okudum. Bu 2 olmasının sebebi de bence çalışanlar, eş, dost falan yüksek puan vermiş. Çünkü yüksek puan verenlerin hiçbir açıklaması yok. Sadece yüksek puan verip geçmiş. Düşük puan verenlerin hepsi de gömmüş de gömmüş. Ya şu otel felaket. Hadi bismillah. Hello. You'd like to check in? Bu adam Türk bence mesela. Orkun is the name. Lobi normal gibi. Buradaki fiyatlar çok farklı. 300 euro diyor lan. Ne 300 eurosu? 300 euroya bu oteli satmaları lazım. Your room was already paid online. Yes. Just to pay the city tax is 1.30 euro. Okay, can we pay with the credit card? Yes. Ha şeymiş, şehir vergisi gecelik 1.30 euro. Ben daha pahalı bekliyordum çünkü insanlar yorumlarda şey demiş. Ben internetten tuttuğum fiyatın üstüne bir de geldiğimde vergi aldı demişler. Ulan 1 euro vergi almış adam, ne olacak? Don't be, I'm not gonna stay. Merak etme, ikimiz de kalmayacağız hocam. Normalde işte bizim Türkiye'de daha önce başımıza gelen hani bir kişilik tutunada iki kişi çıkma diyor. Biz dedik eşya bırakacağız ama olmaz, 5 dakika bırak dedi. Mirve de anlattı derdini. Yani zaten ikimiz de kalamayız bence bu otelde. Ha bak şey, asansör bozuk. Bu ne demek, ben ne anlayacağım buradan? Ben turistim buraya, gel. Fransızca yazmış ya. Bozuk olduğunu ne anladın? Bozuk deme, ne demek bu aşkım? Değilmiş bozuk, geldi asansör. Binmeyelim mi? Evet, tamam. Peki. Asansör korkun olduğu için bilmeyelim şimdi. Gel. 611'i bulacağız. Buranın ışığı da yok tabii. Şimdi zaten şu şeylerden, otelin genel pisliğinden bence çok bir bahsetmeye gerek yok. Bizim için önemli olan oda kardeşim. Bu halıya bir bakteri testi yapmak istedim gerçekten şu an. Ninja kaplumbağa. Ekipman çantası mı taşıyor sen? Baksana neşe saçıyor otel. Tutacağım şimdi. Şöyle bir ara bölme. Gidecek. Böcek çok sıkıntı değil. Otelde böcek olur aşkım. Hamam böceği olması, tahta kurusu olması, fare olması bunlar anormal mi sence? Şimdi bak bu
koridor daha uzun bir koridor. Merve, içeri giriyoruz. Hiçbir şeye dokunmadan kıyafetlerimizi giyiyoruz, tamam mı? Hadi hayırlısı. Sen al bunu. Bir kere tuttuğumuza da gelmedi kardeş. Ne oluyor be? Kokuyor mu? Kokmuyor. Ne oluyor? Aşkım. Ne oldu ya? Cam aç. Cam açayım. Tut. Tut. Geç sen cama. Geç cama geç. Çantanı çıkar bari. Ne yapıyorsun be? Aşkım. O kadar kötü mü kokuyor? Kötü kokuyor da o kadar kötü kokmuyor ya. Ya o da şu an dışarıdan baktığın zaman okey. Ya koku var, evet, katılıyorum koku olmasına. Şu an hani, tuvalete en son gireriz zaten de. Bir kıyafetleri giyelim biz. Bakteri ölçüm cihazının kartuşları, eldivenler, bakteri ölçüm cihazımız. İnsanlar şey yazmış. Odaya girdiğin zamanki koku katlanılamaz bir koku falan yazmışlar. Ben şu an katlanamıyorum kokuya. İşte ben katlanıyorum. Oldum ben. Ya sen çok komik görünüyorsun. Ya bir gel şuradan başlayalım. Şurada bir tane pervane var. Ben bir yıldızın üstünde çok az yorum gördüm bu arada. Sadece korkunç. Ne yazık ki daha az yıldız veremem. Bu oteli nefret ettiğiniz kişilere tavsiye edebilirsiniz demiş. Hamam böceğini o kadar çok insan yazmış ki. Yani fareler binada geziyor, odada geziyor. Evet, uyuşturucu ticareti yapılıyor. Ha, asansörde mahsur kalmış aşkım insanlar. İyi ki binmemişiz asansöre. O acilo. Televizyon çalışıyor. Eyvallah. Açıyorum. Kötü durmuyor. Görselde bir problem yok gibi. Aha. Duvarda bir sürü kan lekesi var. Ay. Kanka diyeceğim bunların hepsi. Must ya. Bak. Ay. Kanlı bir el iz mi bu? Ne bu ya? Ay. Burada bir şey göremeyiz. Tamam. Şimdi. Çarşaf tahminimden iyi duruyor bu arada. Bakalım yastık kılıfı ne oldu? Wow. Bu da mı kan değil Merve? Bu da mı kan ya? Bu da kan Merve. This is cinayet. What the f- Bak ve gör işte oradan. Bakar mısın şuna? Bu kadar kanlı bir yastık hiç görmüyorum. Arka tarafına. Ay Orkun ya, pusacağım ben ya. Ama ben sana gelme dedim. Çok komik görünüyorsun şu an. Kan. Asıl bakmamız gereken yer neresi biliyor musun? Çift kişilik yatak. Az önce ışığa bastık ya. Bak. Ama buna okeyim ben mesela. Şu kanlara da okeyiz o zaman. Ay hiç okey değilim işte. Niye aşkım? İnsan yatarken uykusunda ölebilir. Şu bir saç. Okey, bu da bir pislik. Okey bence. Neresinden tutsan elinde kalıyor. Şimdi yatağın altı. Şöyle aşağısı. Okey bir pis. Bu böcek yok yani. Vallahi böcek yok. Aaa! Nasıl? Bir şey diyeceğim. O kapağı açtım. O kadar çok toz partikülü odaya yayıldı ki şu anda, anlatamam. Bak bu toz. Şimdi gri görünmesinin sebebi toz. Bak şimdi şuna bak. Ay. Olması gereken rengi bu. Toz. Ooo. Koku mu var? Koku var. Ver bana ver. Kusma. Kusma. Bu koku gerçekten alışık olmayanların katlanabileceği bir şey değil. Benim eski evimde böyle bir felaket bir koku vardı. Gitmiyordu. Tuvalet özellikle katlanılabilir bir koku. Merve kusuyor. Neyse biz... Bak şimdi şu pisliği bir göstereyim. Duramayacağız gibi burada ya. Anlatmak istediğim şuydu. Soluduğumuz hava dediğim şey buydu. Çok çok kötü. Yani lavabo mavabo temiz görünüyor da bu kokuya gerçekten dayanamayacağım ben ya. Bir iki tane kıl var. Okey. İyi misin? Kustun mu? İyi misin? Geleyim mi? Mor ışığı ne yaptın? Nereye kustuğunu sorabilir miyim? Aşkım bir sonraki gelen misafir yorum atacak. Odamda kusmuk var diye. Okey, buralar var bir pislik ama lorakla silinmiş gibi görünüyor. Ayna da okey. Tuvalete bakalım. Normal bence. Şu klozet kapağında leke olmamasına şaşırdım. Tuvaletini yaptıktan sonra sifonu çekmesen daha iyi yani şuraya basacağına. Hakkını da yemeyeyim insanların. Bu odada böcek yok. Bu oda koku dışında bence okey. Duvarın her yerinde kan var. Niye böyle bu ya? Şurada bir kuş bok. Biz neye puan veriyorduk onu da unuttum ki. Eskilik, yenilik. Kaç üzerinden veriyoruz? 5 üzerinden veriyoruz aşkım. Bence 2. Eski. Fransa standartlarına göre bence de 2. Yani normalde 1 verirdim ama hani burası küçük. Tarihi binalar olduğu için, eski binalar olduğu için her binaya kentsel dönüşüm yapılmadığı için burada laf etmiş gibi oldum neyse. O yüzden buradaki binalar çok eski. 2 diyelim bence. Müşteriyle iletişim. 5 üzerinden 4.5. Evet, senin çıkmana izin verdi. Vergi aldı bizden. Ekstra bir depozito almadı. Uğraştırmadı bizi. Pasaport bile neredeyse sormayacaktı da ben çıkardım. Hem isim sordu bana yani normalde. Şimdi pasaport sormamasının sebebi bu otelde illegal insanlar kalıyor olabilir. İşten ev, oturma yaşama izni olmayan, pasaportu olmayan ya da işte aşağıdakiler gibi uyuşturucu ticareti yapan insanlar burada kalıyor olabilir. Mor ışık testi. 1. Değil mi? Olacak iş değil ya. Koku. Koku. 1. 100. Ya 0 verebilsem 0 vereceğim gerçekten. Koku hiç dayanılabilir bir koku değil. Senin kanalın değil mi? Biz 0 veremiyor muyuz? Veriyoruz aşkım. Darbe yaptı Merve. 0 verdik. Banyo temizliği. 2. Yastık yorgan kontrolü. 2. 2.
Mobilya kontrolü. Mobilyalar okeydi. 4 veririm vallahi mobilyalara. Elektronik aletler kategorimiz var. Her şey çalışıyor. 5. Ses yalıtımı. 3. Havlular. Burrito Merve. Şurada bir pislik var. Aşkım ikinci havlu da tertemiz gibi. Ha yok bu da pis. Evet. 2. Biz ne havlular gördük? Yırtık havlular, kanlı havlular, her şeyi gördük. 2.5 çıktı. Bizim puanımız iyi çıktı. Buranın gerçek puanından iyi çıktı aşkım. 2.3. Biz buraya 2.5 verdik. Şimdi o zaman buradan şey çıkarabiliriz. Biz hamam böceği görmedik kardeşim. Biz tahta kurusu da görmedik. Gece kalsak muhtemelen her yerimiz yenmiş bir şekilde uyanacağız. Çünkü insanlar böyle kollarını bacaklarını koymuşlar. Felaket. Böcek görmediğim için ben o konuda bir şey diyemiyorum. Bazı odalar çok kötü. Bazı odalar kötü. Bizim oda kötü. 70 euroyla biz bugün 70 euroya kaldık burada. 150 euroya kadar çıkıyor fiyat. Yani ben 150 euroya zaten Fransa'daki ortalama bir otel fiyatı 150 euro. Herhangi bir otelde kalabilirsin. Buradan yarın sabah trene biniyoruz. 2 saat yolculuğumuzdan sonra Belçika'ya, Brüksel'e gidiyoruz. Ondan sonraki günde Hollanda'ya, Amsterdam'a geçeceğiz. Hepsinde yine birbirinden berbat otellerimiz var. Hadi gittik. Işınlanmayacak. Işınlanalım mı? Ama yataktayız şu an. Yine oradaki yatağa ışınlanalım. Ding! Dünyanın en güzel oteline geldik yine dışarıda. Dışından baktım yeşil türbe içine girdim. Estağfurullah tevbe dur. Sonuçta aşkım Hatice'ye değil neticeye bakacaksın. Montu sana vereyim. Kaldırma bir şeyini. Kapkaç çok fazlaymış. Hırsızlık çok fazlaymış. Özellikle şehir merkezinde bol bol dikkat edin diyor. Çantalar çalınır, cüzdanlar çalınır, seni çalabilirler dediler. Geldik şimdi Brüksel'in en iyi oteli. Berbato Otel'e geldik. Genel olarak insanların problem ettiği şeyler hamam böcekleri, tahta kuruları, pis koku, kanlı çarşaflar, kanlı yataklar. Şimdi bak buranın puanı 2.2 ve 700 tane yorum var. Yani 700 yorumda sen bir oteli nasıl düzeltemezsin? O da çok enteresan. Babam bu otelde bir oda ayırtmıştı. Varışta otel temiz değildi ve tahta kuruları vardı. Odayı anında iptal etti ama yine de 20 euro iptal ücreti ödemek zorunda kaldı. İşte kirli, tahta kurusu bilmem ne korku filminden sahne diyen çok olmuş. Biri de demiş ki Addams Family'nin evine benziyor demiş aşkım biri de. Biz yine burayı 72 euroya tuttuk bu arada ama sezonuna göre, gününe göre bugün hafta içi olduğu için daha ucuz 120-150 lira kadar yine çıkıyor. Ucuz bir otel kesinlikle değil. Hadi gittik Merş. 0 yıldızlı bu arada burası. Hani hiç yıldız mıldız, puan muan. Hello. Hello. We have a reservation? Yes. Orkun is the name. O-R-K-U-N. Evet, Koku. Signal room. Yes. Thank you. 8. kat. Hiçbir şey demedi. Hiçbir şey sormadı. Bu ses nereden geliyor ya? Biniyor muyuz asansöre? Evet. Ben daha kötü bir asansör görmedim. Evet. Burada ölsek direkt asansörle beraber gömerler. Ya bu asansörün zaten hani son 5 kullanım hakkı falan kalmış. 5. binen ölecek. Bak ben asansörden korkan bir insan değilim aşkım. Ne yapayım? Korktum. Neyi yapmayayım? Ben asansöre korkan bir insan değilim normal. Biz 8 kat merdiven çok güzel ineriz inerken. Delirtme beni. Binmeyelim asansöre. Üşenme artık şuna. Asansör yolculuklarını yaptılar. Çok güzel bir otel. Kan lekesinden kasıt bu. Kan değil. Kan değil ya. Merviş sana kötü bir haberim var. Bence onlar kan. Korkun düşünsene şu an geliyorlar ve bizi yakalayıp öldürüyorlar. Nereden bulacaklar bizi bir daha? Aşkım nasıl öldürsünler bizi? Benim de elim armut mu topluyor ya? Sen salak mısın? Silahla gelseler ne yapabilirsin? Silahla gelseler evirip çevirip ***'ne soktum silahı vururum onların hepsini. Ne yapayım? Böcek var mı bak bakalım? Korku oteli doğru bir yorum. Evet. Şu arada ne var mesela? Ne güzel. Gibi. Resmen pislik arıyorsun sen. Aşkım arıyorum teftişe geldim uğur dündarım ben ne yapayım? Yazanı kontrol ediyorum etmeyeyim mi? Şu ana kadar bir dakika dur. Objektif olarak otel hakkında. Leş gibi kokuyor. Bütün koridor leş gibi. Halılar leş. Şu an aşkım leş gibi kokuyor sen almıyorsun kokuyu. Burnun tıkalı bence. Bir gün önce çektiğimiz bok gibi otelde kusmuş bir insan olarak kokuyor. Ne oldu Merve? Kokmuyordu. Merviş'im kokmuyordu. Bir kapı vardı, arkamı vardı. Kokmuyordu hani karıcığım kokmuyordu. Aa balkonumuz mu? Evet. Gerçekten manzarası var be karıcığım. Vallahi manzarası var. Güzel. Gayet okey burası. Manzaramız güzel. Hiçbir sıkıntımız yok. Şimdi inşallah ceset görmeyiz. Onu ne yapacağımı bilmiyorum ceset gördüğüm zaman. Daha önce yaşamadığım bir şey. Harbi koku var gerçekten.
Aa, bir koku mu var? Şimdi bakacağımız yerleri bir kısaca göstereyim. Bu dolap kapağı beni korkutuyor. Yine aynı şekilde bu dolap kapağı beni korkutuyor. Şurası tuvalet ama şu fayanslarda bir delik var. O bir anlamsız geldi. Halı yani ne kadar pis olduğunu anlatmak zor. O yüzden bakteri testi yapacağım buraya. Yani halının her yerinde lekeler var. Kuvvetle muhtemel kan lekesi. Şuralar da yine keza aynı şekilde çok kötü. Yatak bir de. Bakacağız hepsine. Perde benim hayatımda gördüğüm en pis perde. Yani bunu ölçemeyiz muhtemelen ama. Şimdi bir halı temizliğiyle başlayalım mı? Bu sefer değişik gidelim. Yatağın altı da keza benzer. Perdelerin yanındaki yer küflü deseler inanacağım. Ama perdeler küflü değil. Yalan. Mobilyalar küflü. Bak kan. Şunlar kan. Enteresan. 2470. Bu halıya yanlışlıkla çıplak ayakla basarsan ayağını kesiyorsun, atıyorsun. Sonra yeni ayak bekliyorsun. Çıkar belki kendisi. Bak şu aşağılar da küflü. Halı da küflenmiş. Burası en son 6 yıl önce falan temizlenmiş bana sorarsan. Mesela odadasınız, yemek söylediniz. Odada yemeğinizi yiyeceksiniz ya yani dışarıdan aldığınız yemeği. Geldiniz masa. Burası var mesela. Aa, ne kadar temiz bir masa. Koydum yemeğimi derken. What is this? Bence bunlar parmak izi. Değil Meriç, değil. Bak, gerçekten yok. Ne? Bu ne bu ya? Küfü de geçmiş buralar mantarlaşmış. Oo. Burası daha hoş değil. Ver bana. Sen bakma oraya. Şuralar. Evet. Hiçbir zaman elektrik süpürgesidir. Ne bileyim bir kloraktır, bir temizlik malzemesidir. Hiçbir şey görmemiş buralar. Şimdi turumuza devam etmeden önce seyahat etmeyi çok sevenler için Papara'dan güzel yeniliklerle geldim. Türkiye'nin 5 büyük havalimanında fast track ile sıra beklemeden geçiş yapabilir. Erken gelince uçağı beklerken lounge'da vakit geçirebilir. Uçağı kaçırma korkusu yaşıyorsanız da buggy ile uçağa kolayca ulaşabilirsiniz. Eğer Paparalıysanız da bu hizmetleri gerçekten ulaşabilir fiyata çok kolay ve hızlı bir şekilde alabilirsiniz. Detaylar için açıklama kısmına link bıraktım. Turumuz devam ediyor. İnşallah başımıza bir şey gelmez. Şimdi çarşaflarda kan lekesi diyen çok olmuş. Benden başka mor ışıkla gelen biri olduğunu düşünmüyorum. İzlerim gayet iyi. Temiz gibi gerçekten Merviş. Şu an çok az kan var. Kan nerede var ya? Şurada bok ya da kan. Valla görüntü olarak bir sıkıntı yok gibi açıkçası. Yok gibi diyebilir miyiz? Diyebiliriz gerçekten. Bir şey yok gibi. Enteresan. Ama ha, bu tek kişilik yatak. Bir salaz. Biz çift kişilik yataklı odaya bakmalıydık. Niye? Tek kişiden ne kan çıkacak? Yeni oda. Gel bakalım. Çift kişilik. Ne ya? Tıkıştırmalık. Burada dolabı. Oha, tavana bak Merve. Burada yani böcek olsa şükretmek lazım. Böcek, aa sadece böcek varmış deyip. Yaratık da çıkar. Buna her şey çıkar. Bu korkunç. Bazı işte odalar, oda şeyleri bana numara yazmıyor üstünde. Anlam veremedim ne olduğunu buralar. Ben bu otelde bir temizlikçinin falan çalıştığını düşünmüyorum. Bu nedir ya? Bulduğu her şeyi tıkıştırmışlar. Şu tepeye bak. Tübet olmuş. Pas yapmış olabilir. Gel bakalım. Odanın camı açık kalmış. Ya hava alsın diye. İyi ki kalmış odanın açı, camı açık. Yanık çok problem değil bence ya. Fiyata göre bu arada kötü yani otel. Kaç para bu iki kişilik oda? 70-90 verdik galiba biz. Şimdi şu arkandaki dolaptan ver. Şu bu ne bu ya? Bir yani mimari bir sıkıntı olduğu kesin yatağın pozisyonundan sanki bomboş bir dolap. Okey. Bir şey gördün mü? Aa, bak bunu yeni takmışlar. Otele gelen tek ve son update bu bence. Çok ilginç, bu kadar yorum yazmış olmaları. Evet, insanlar herhalde Türkiye'ye gelmedikleri için. Baksana. Ne bu, kötü değil. Böcek de görmedik çünkü. Bu yatağın ortası mı kırılmış, ne olmuş ha? Yani çok pis altı ama böcek möcek görmedim. İnsanların günahını almayın kardeşim. Pis. Her yer küflü ve leş gibi ama çarşaflar değil. Çarşaflar temiz. Çok temiz diyemem ama. Ama adam da fotoğraf koymuş. Her yerini yemişler adamın ya. Adam da niye yalan söylesin ki? Peki kapak ne acaba? E tabi tepeye böyle bir kapak koyarsanız fare, hamam, böceği her şey olur. Ne gelecek acaba Merviş? Fare gelecek, ne gelecek? Yani tuvalet için eski derim. Şu duvarlarda hani pislikler şunlar. Ama yani bir tarla başı kadar kötü demem. Ama korkunç bir otel olduğuna katılıyorum yani. Ben burada kalmaya korkarım. Manzarası yine fena değil bu arada. Okey yani görsel. Pis mi pis? Yastık içinde tahta kurusu. Hayır. Hayır. Yok. Pislik. Evet. Küf. Yataklarda, duvarlarda kan. Az. Muhtemelen aşkım bunlar yatakları yeni değiştirmişler. Dolayısıyla bir geliştirme yapmışlar. Evet. Evet. Evet.
Addams Family evine benziyor. Korku filmi gibi. Evet. Doğru. Doğru. Koku. Koku var. Evet, katılıyorum. Çok ağır bir koku gibi. Eskilik, yenilik 1. Eskilik, yenilik 1. Müşteriyle iletişim. Güzel, sen sevdiğin insanları. 4. 5. Tamam. Koku testi. Kokuyor ama ölümcül, senin kusacağın kadar bir koku değil. 2. Diğeri 0'dı mesela ve kustum yani. 3. Aşkım kustun çünkü orada. Mobilyalar. Yenilenmiş bence. Şu yatak yenilenmiş. Bunlar çok eski. Masalar falan çok eski. Bir tek yatak yenilenmiş. 2. Yatak 2. Elektronik aletler. Yok. Wi-Fi var. Wi-Fi için 0.5 veremez miyiz? Hadi 2 diyelim. Tamam 2 diyelim. Havlular. Gördük mü ya havlu? Ha var şurada var. Havlu. Bir bakalım havlulara. Ama havlu pis. Evet. Ay. Neyse aşkım, yeni bere alırız sana. Prodüksiyon masrafından yere düştüm, Merve'nin beresini kaybettik. Tüh, seviyordum da ben o bereyi. Daha pis havlu gördüm, 2. Gördün mü? Tayla başına gitmedim ben. Ben Allah'tan o videolara gelmemişim yani. Evet. Ses yalıtımı. Sessiz bence şu an. 4, 5 hatta. 2.6 çıktı. Çok iyi. Buranın gerçek puanı kaçtı? 2-2 miydi? Evet. Baksana herifin kolları yok olmuş yani. Yemiş böcekler herifin kollarını. Ama şimdi biz gece kalmadık ya. Yani gece kalmadığımız için böceğe bir şey diyemiyoruz. Mesela tahta kurusu ve kan. Demek ki kalmak lazım buralarda mı? Tamam, bu akşam burada kalıyoruz o zaman. Hadi bakalım. Tahminimden iyi. Evet, insanların günahını almayın kardeş. Kapıdaki yaşlı teyze ile amca çok tatlıydı çünkü. Eğer cinayet işlemiyorlarsa ve yedikleri insanları şu odalara saklamıyorlarsa. Çünkü hiç insan görmedik Merve. Bir tane müşteri görmedik Merve. Buraya bir update geldiğini düşünüyorum ben. Ama fiyatına göre hayatta kalınmaz. Aynı fiyata çok daha güzel yerlerde kalırsın. Fiyat performans değil. Şimdi gidiyoruz. Hollanda'da bir tane daha otelimiz kaldı. Amsterdam yine çok merkezi bir yer olduğu için ve çok fazla öğrenci kaldı, işte turistler gidip kaldı, uygun fiyatlı yer aradığı için oranın daha pis olacağını düşünüyoruz. Temiz de çıkabilir, ben bilmiyorum. Hadi gittik. Geldik Amsterdam'a. Hollanda'dayız. Amsterdam'ı biliyoruz, seviyoruz, sık sık geliyoruz. Burada insanlar kameraları daha çok seviyor. Her geçen video çekiyor, kameraya el sallıyor, bir tatlışlık var. Öncelikle şimdi şapka takıyorum fakat benim bir derdim var. Biliyorsunuz bir süredir şu tepede bir kellik mevcut. O gitgide kötüleşiyor, felaket bir hal aldı hiçbir şey yapmamış olmama rağmen. Hale bak. Merve dedi ki askere gidene kadar şapkayla takıl. 8 Mart'ta askere gidiyorum. 5 Nisan'da döneceğim. Amasya'dayım. Vatan bana emanet. Hiç rahat uyumayın o yüzden. Kelis. Yapacak bir şey yok ama artık çözüm çok. Merhaba. Merhaba. Hay. Türk'üm Türk'üm. Nereye? Ha Türk'sün. Nereye gideceğim? Nereye gideceksin? Kafa çok iyiydi. İçmiş, içmiş yani. Hani ne içtiğini bilmiyorum ama çok içmiş. Kafa çok iyiydi ya. Önündeki tramvay durağını görmedi. Geldik şimdi Amsterdam'ın en düşük puanlı oteline. Yorumlar yine bu arada çok benzer. Bunun puanı 2.5. Fakat yorumlarda insanların çok fazla şikayet ettiği şeyler var yine. Amsterdam küçük bir yer olduğu için apartmanlar da çok dar. Evlerin içleri de çok dar. Otel odaları da çok dar. Burada da insanlar merdivenlerin inanılmaz dik olmasından bahsetmiş. Gerçekten 90 derece merdiven oluyor burada. Ve bavulunuz varsa, çok eşyanız varsa çıkarmak mümkün değil. Ama yani Amsterdam böyle bir yer olduğu için bazı otellerde de böyle dik merdiven olabiliyor. Ben geçen geldiğimde Airbnb'de kalmıştım. Onun da merdivenleri dikti, eşyaları. İnişte kolay oluyor. Bavulu sallayabiliyorsun merdivenden aşağı ama çıkarken ızdırap. Dik olmasını anlayışla karşılayabiliriz. Çarşaflar kirli, kan var. Pencerelerin bazıları kapanmıyor. Perdeleri yok. Dışarıdan herkes beni görebiliyor. Duşa giremiyorum. Duşun kapısı yok, perdesi yok. Bunlara alışkınız zaten. Böcek çok fazla diyen olmuş. Tahta kurusu fotoğrafı koyanlar olmuş. Yine böcekten ısırılan insanlar olmuş. Bakalım nasıl çıkacak. Gidelim Gafur. Şimdi Amsterdam'da en çok dikkat etmeniz gereken şey araba değil, kamyon değil yani. Şuradan uçak geçse korkmayın ama şu bisikletlilerden çok korkun. Çünkü burada bisikletli araba kullanandan da daha üst seviye görülüyor. İnsandan da normal yayadan da daha üst düzey hakları var bunların. Bisikletliye çarptın mı yandın ve asla hiçbir bisikletli yol vermez. Bisiklet yoluna girersen dayak yersin. O yüzden bisiklet kiralamıştım burada. Bir kere de kiraladım, o bin pişman oldum. Çok zor abi burada bisiklet kullanmak. Bu ne ya? Otel burası ama resepsiyon solda. Nasıl yani? Number 27'den gireceğim. Başka bir otelin resepsiyonuna mı giriyorum? 27 neresi? Çok çok saçma. Ha şurası. Çok saçma. Nasıl yani? Burası da mı değil? Daha da mı sola gideceğim? Şu yanda Dian Otel varmış. Onun resepsiyonuna girecek. Çok saçma. 27 diyor. Oha. Bir şey diyeceğim. Buraya normal yayan çıkmak çok zor. Eşyayla çıkmak hiç mümkün olmaz bence. Bastır. Çok saçma. Bakar mısın? Yüksek. Yüksek, yüksek. Tepe. Oo daha da dikleşti sanki. Evet, asansör masansör hak getire. Ada çayı kokuyor içerisinde. Hello. İşitmek? Yes. Burada odalarda herhalde sigara içiliyor gibi.
Is it the same hotel here and below? Yeah. Ha, okay. One reception for the two hotels. Ah, enteresan. Tuvalet içeride değilmiş, dışarıdaymış. Ücretsiz tuvalet içeride olan odayı değiştirebilirim dedi. Ben istemedim. Bakalım ne gelecek başımıza dışarıdaki tuvaletle. Çok merak ettim. Evet, gerçekten. Yüksek yüksek tepelere. Şimdi yan bina. Resepsiyondan yan binaya gitmek çok enteresan geliyor ama fiyatımız 120 euro. Ucuz olan hiçbir şey yok. Hatta kaldığımız oteller arasında en pahalı olanı bu. Ya benim normalde her zaman geldiğim otelin fiyatı da 200-250 euro. Döneme göre değişiyor. Bu daha da yüksek ve daha uzun. İşin kötüsü. Yani buradan büyük bir valiz emin olun çıkartmak istemezsiniz. 36 basamak. Çıkılabilir yani. Izdırap ama. Evet. 4. kat. Sonrasında da asansör yok tabii. Şurada bir tane makine var ama bozuk. Resepsiyon kapalıysa yan otele git diyor. Öyle yaptık zaten. Bazen açık oluyor, bazen kapalı oluyor herhalde. Bunlar da anlaşmalı yerlerden böyle. İşte %10 indirim pizzacıdan. İşte kanalda tekne turu yapmak isterseniz 5 euro indirim. İşte ne bileyim bir sürü bir şey koymuşlar. Güzel bence bu. Bunlar da odalar. Işıkta pır pır yapıyor. Kameradan öyle değil, gerçekte de yapıyor. 4 kat mı çıkacağım? Sıçayım. Yapma be. Açıyorum. Nasıl yani? Oda nerede? Şimdi ben burayı nasıl tarif edeyim ki size? Oda bu. 120 euro ne yaptın? Eyvallah, merkezi bir yerdeyim ama yani şöyle düşün. Tren garına yürüyerek 15 dakikayım. Merkeze de yürüyerek 5-10 dakika arasıyım ama bu nedir? Burada ses yalıtımı da yok. Oda değil bence bu. 120 euro için. Hostelde kalıyor gibiyim şu an. Hostelde gecesi 20-30 euroya kalıyorsun kardeş. Bana bir saçma geldi. Ya işin garibi bu arada gösterebileceğim bir şey de yok burada. Yok, burası bayağı hostel. Pahalı bir hostelimde. Eldivenleri bir takalım. Merve'yi bu sefer almadım bu arada. Merve dışarıda. Buranın gerçekten kötü olacağına inanıyordum Amsterdam'da olduğu ve Amsterdam'ı bildiğim için. O yüzden dedim bu kızcağız kusmasın. Abicim camımız şöyle yarı buhulu. Şurası tepesi kırık. Perdeler var, eyvallah. Bu cam açılıyor muhtemelen ama nasıl açılıyorsun? Bu ne be? Şuradan açılıyor. Açılmıyormuş. Açılıyor fakat işte ipler gittiği için durmuyor. Bunun altında bir şey sıkıştırıp tutabilirsin. Ya ama ip elimde kaldı. Burada bir tane askılığımız var. Dolabımız var ama içi pis hocam bunun yani. Buraya yemek falan bir şey koymazsın. Allah, yerler, saçlar. İnsanlar perdesizlikten şikayet etmiş. Yalan. Zifiri karanlık oldu. Gram ışık girmiyor içeriye. Neyse, perdesizlik olabilir bunun. Gel bakayım. Yani saçlar görüyorum ben. Muhtemelen saç kamerada görünmez sizde ama toz zaten her yer. Hani hiç bir zaman silinmemiş burası. Kıllar geldi şimdi. Daha çok kıl. Bak hiçbir şey yok sanıyorsun. Mor ışığı bir vuruyorsun. Tabam. Yani pis. Şu mobilyanın içinde bakalım bir. Küflenmiş bak. Küflenmiş mobilya. Anlamsız. Pis yani genel. Peki. Gel abicim yatağa. Başkasının saçları. Bak. Kimin saçı? Böyle bir saç yok bende. Kıl da var. Yani burada benden önce yatan kişiden sonra çarşafı değiştirmek yerine silkelenmiş gibi geliyor bana. Kılıfı bir çıkartalım. Ben burada çift kılıf olduğunu düşünmüyorum. Evet, tek kılıf. Ama artık otelin tipinden kılıf sayısını nasıl anlıyorsam. Bu da bir şey oldu. İçindeki pamuk kısımlar saç. Evet, ama böyle bir kan lekesi az var. Hani kan içinde demezsin. Ufak kan lekeleri var diyebilirsin. Benim de dişlerime ne anlayacağım. Şimdi şu yorgana bir bakalım. Burada bir şey yok gibi. Yorganın içine de bakacağız. Önce bir dıştan. Kendimi gerçekten Uğur Dündar gibi hissediyorum ya. Teftişe geldim sanki. Işık varmış. Hayret. Yani azıcık böyle bir iki yerde kan gördüm küçük küçük. Ama çok rahatsız etmedi beni yorgan açıkçası. Peki hocam. Ya muhtemelen işte tek kişilik olduğu için yatak tahminimden daha iyi. Saç yine. Saç çok gördüm ama ya. Ve ben saça tiki olan bir insanım. Evet. Odada bu arada gösterebilecek çok bir şey de yok. Yani this is oda. Bu oda az pis ama çok pahalı, gereksiz. Bu böyle bu katın ortak tuvaleti gibi. Kilit yok bir de. O da enteresan. Işık da yok. Işığı kapatamıyorum. Dışarıda mı kaldı ışığı bunun? Yok. Direkt ışığı yok. Nasıl ışığı yok ya? Sensörlü olduğu için bu arkadaş otomatik açılıyor. Ben şimdi bunu halledeceğim. Kamerayı da hiç lavabonun içine koymak istemiyordum ama bizim mikrofon bantlarıyla bir çözüm üretmeye çalışıyorum buraya. Geçici olarak işimi görecek gibi felaket bir çözüm ama evet abiciğim. Buraya oturduğun zaman poponu bırakıyorsun. Yok, bu benim hayatımda gördüğüm en pis tuvalet, klozet olabilir. Tarla başından daha pis. Nasıl olmuş ki bu klozet bu halde? Kaşınmaya başladım ya bile. Evet, burası hoş değil açıkçası.
Duş başlığı nasıl küflenmiş olabilir ya? Ya duş başlığı nasıl küflenmiş olabilir? Çok ıslak bırakırsın yani. 50 yıldır kullanılıyorsa, dandik bir malzemeyse ve ıslak kalıyorsa sürekli sana her yeri küf. İnanılmaz. Burası da koridor yani. Böyle de bakalım. Şimdi bir şey var sanki bunun altında. Burası da çöpmüş. Yani bu nasıl bir çöp anlayışı? Yangın alarmı var, kamera var. Oda kartını içeride unuttum. Eşyalarım içeride. Başımıza gelen. Ay başımıza gelen. Odadan çıkarken kartı da unuttum. Evet, resepsiyonun yanında olmasının tabii böyle bir sıkıntısı var. İnşallah geldiğimde bütün kamera ekipmanları ve önceki çektiğim görüntüler yok olmaz. Açılmıyor değil mi bu kez? Arka cebime falan koymuş olabilir miyim? Bu merdiven ızdırabını bir daha çekeceğiz tabii. Hello. I lost my room key inside. Oh, that's not good. Thank you. Kadın çok tatlı bu arada. Çok yardımcı oluyor her şeye. Kadını sevdim. Oh, şükür tamam. Her şey burada. Evet. Çaldık. Eskilik yenilik. Eski. Bir. Bakteri testi. Bakalım. Kaç çıkacak eldivenlerimi elimi tuvaletin içine soktuğum için. Ne yapacağız bunları? Çok güzel. Oh, 450 çıktı. Beklenen değerin üstü gibi, yakını gibi. Ama yani böyle 2500 de çıkmadı önceki yerlerde olduğu gibi. 3 veriyorum. Müşteriyle iletişim. Kadını çok beğendim vallahi. Dedi ki odayı da değiştiririz. Ücretsiz isterseniz içinde tuvaleti olan oda verelim dedi. Ben istemedim merak ettiğim için bu konsepti. 5 veriyorum müşteriyle iletişime. Mor ışık testi. Yani hani böyle öbek öbek büyük kanlar görmedik ama yine küçük kanlar. Bayağı bir pislikler vardı. 2,5 veriyorum. Koku. 4 diyorum buna da. Banyo temizliği. Pisti bence banyo. 2. Yastık, yorgan içi kontrol. Okeydi. Küçük kan lekeleri vardı. 4 diyorum. Havluyu da temizdi. 5 veriyorum. Vallahi ben bile şaşkınım puanlarıma. 3.25. Bak yine burada verilen puandan fazla puan çıktı. 2.5'tu puanı. 3.25 benim puanım. O yüzden giriyorum. 5 yıldızı basıyorum buraya. Ya bu arada 3.5 olmasına rağmen puanım 5 yıldız basıyorum. Çünkü hani buranın olması gereken hak ettiği minimum puan ki ben hiç bonkör değilim puan verirken. 2.5 değil burası 3.5 falan olmalı. Yani burada yazan böcektir, çok kandır, bilmem ne görmedik. Evet, berbat bir oda mı? Berbat bir oda. Evet, fiyatına göre pahalı mı? Pahalı. Otel mi? Değil. Hostel bence burası. Ya şunlar falan kötü yani. Daha uygun fiyatlı bir şey olmalı. Ben 120 euro için burayı fazla buldum. Evet, vallahi bak Avrupa'daki oteller beklediğim kadar kötü çıkmadı. Bizim memleketteki bulabildiğimiz oteller daha da kötüymüş gerçekten. Hiç beklemiyordum. Tarlabaşı dünyada en kötü otellerin olduğu yer olabilir. Bir sonrakinde nereye gidelim? Avrupa'ya mı gidelim? Amerika'ya mı gidelim? Türkiye'nin farklı illerinde mi düşük puanlı otellere bakalım? Lütfen yorumlarda yazın. Hepinizi öpüyorum. Avrupa'yı gezdik. Bu video yapabilmek için 3 farklı ülke değiştirdik. O yüzden beğenin. Emeğimizin karşılığı için abone olun. Bildirimleri de açın. Çünkü abone oluyorsunuz. Bildirimi açmıyorsunuz. Yeni video geldiği zaman haberiniz olmuyor ki. Kaçıyor gidiyor videolar. Nanay oluyor gidiyor. Öpüyorum. Hadi bay bay.